Bu arada stüdyomuzda Operatör Doktor Bülent Cihan Tumur bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Telefonda görüşmüştük değil mi sizde biz? Evet, yayına bağlanmıştım ben. Evet. Yarışmayla alakalı. Miss Turkey'de seçilen. Sizle tanışıyor muyuz? Birinciyle. Evet, başka bir yarışmada. Jüri mi olduk beraber? Evet, beraber jüri. Evet değil mi, yan yana? Evet. Tamam. Hepimiz tanışıyor muyuz? Ben anlıyorum şu an tanışıyoruz. Tamam şimdi. İsterseniz o konuyla gireyim. Tabii iyi olur. Çok iyi olur. Canlı canlı söyleyeyim. Telefonu bağlamıştım. Şimdi estetik, bir kişinin estetik olması veya olmaması, baktığımız zaman bizim onu nasıl hissettiğiyle, kişinin nasıl hissettiği veya bizim onu gördüğümüzde ondan ne hissettiğimizle ilgili. İnsanlar genellikle maalesef özellikle bizim ülkemizde estetikli demek sanki böyle hastalıklı demek gibi bir algı var. Bilemiyorum hani. Onu ben bilmiyoruz de, değil mi? Ama bu, ben de bu şey değil, siz aynı fikirde. Siz de öyle düşünüyorsunuz. O yüzden bunun bu kadar reddedilmeye çalışıldığını tabii düşünüyorum. Ben şimdi yani size baktığımda mesela hani sizi güzel görüyorsam, güzel hissediyorsam, bu estetik olmuş veya olmamış ne önemi var? Zaten estetik şu demek, bir insanın kendisini iyi hissetmesi için. Çünkü biz doktoruz, ben hastalarına hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Biz doktoruz, tıp adamıyız. Benim yapmaya çalıştığım şey cerrahiyle, yani ameliyatla bir insanın iyi olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Kendini iyi hissetmesini. Eğer hasta kendisini iyi hissetmiyorsa bu çok oluyor. Mesela ameliyat yapıyorsunuz, gerçekten süper oluyor ama hasta memnun değil, kendini hissetmiyor. Demek ki olmamış, tedavi edememişiz. Başarısız bir işlem olmuş. Estetikle ilgili konuşuyoruz. Evet, estetikle ilgili. Ya eyvallah, bir de sağlıkla alakalı mecbur kalıp da yaptıranlar var, onu kategorize ediyoruz. Tabii. Ama siz kendisi bunu talep ediyor olmuş olmasına rağmen, beklentisi karşısında bana, beni tatmin etmesine rağmen onu etmiyorsa, ben yine onu yeterli bulmuyorum diyorsunuz. Tabii. Talebe yönelik. Nedenini mi ediyorsunuz? Nedenini söyleyeyim. Şimdi doktora insan niye gider? Muayene olmaya gider. Evet. Doktora muayene olma, herhangi bir doktora gittiğiniz için, biz de doktoruz. Bize geldiği zaman kişi şöyle geliyor, ben diyor işte botoks yaptırmak istiyorum, burnumu yaptırmak istiyorum, şeyle geliyor yani, sonuçla geliyor. Oysa bizim yapmamız gereken şey geldi mesela, ben burnumu yaptırmak istiyorum. Ne zamandan beri istiyorsunuz mesela bunu? Dün gece karar vermiş. Demek ki dün bir olay oldu. Yani birisi dedi ki senin burnun çok büyük, ben seni ondan beri... Analiz ediyorsunuz onu. Evet. Psikolojik açısından da bakmanız gerekiyor bazen. Çünkü genellikle yani iyi analiz ettiğiniz zaman hastanın ağzından doğru sebebi alabildiğiniz zaman, ki bu çok zor. Genellikle hastalar kadınlar ve saklamaya çalışıyorlar. Mesela sohbet ettiğiniz zaman ağzından kaçıyor. Diyor ki ben diyor ona göstereceğim diyor. O hırs var. Hiç vazgeçirdiğiniz oluyor mu? Çoğunluğu vazgeçirmeye çalışıyor. Bak bu çok önemli bir detay. Tabii. Yani siz, size estetik olmaya gelip onun analizini yaptığınızda gereksiz bir hırsa dayalı ise, yani istisnai durumlar söz konusuysa, vazgeçirdiğiniz hastalarda oluyor. Tahmin edin yüzde kaçtır? Kaçtır? Yani 10 hastadan kaç tanesini reddediyordur? 8. O kadar mı yüksek? O kadar yüksek. Vay be. Çünkü insanlar estetikle hayatının değişeceğini düşünüyor. Ama yine de hocam biraz özgüven eklemiyor mu? Ekliyor tabii ama kime ekliyor? Bu da ekliyor? Önemli değil mi? Hayır, kime ekliyor? Özgüvene ihtiyacı olan, buna gerekliliği olan. Mesela estetikle ilgili ilk girdiğimiz konuma gelelim. Estetik cerrahi nereden doğmuş? İnsan önünde olan insanların, sizler gibi, yani televizyon önünde olan veya politikacılar, onların daha iyi ve daha etkilesin. Evet, sürekli öyle görünmesi. İşine avantaj sağlasın. Sağlamak için öyle doğmuş normalde. Ama şu anda kaç tip hastamız var? Birincisi bunlar var. Bunlar hala var. İkincisi Instagram'dan sonra yeni türedi fake. Fake insanlar var. Doğru. Fake insanlar. Orada da ayrı bir dünya kuruldu. Nasıl oluyor fake insanlar? Çünkü Instagram sayesinde popüler olan insanlar var. Kim çok. Kim Kardashian başlattı. Tabii tabii. Saymak da bitmez. Şimdi onun gibi olabileceğini hayal eden. Güzellikleriyle ön plana çıkarlarsa tanınırlıkları artar diye size orada başvuruyorlar. Ayrı bir mecra oluyor. Onun gibi olmak istiyor ya. Ve onlar fake görünmek istiyorlar. Burası önemli. Yani mesela normal kadın gibi memesi olsun veya poposu olsun istemiyor. Aşırı olsun. Burnu, dikkat çeksin. Evet, dikkat çeksin. Burnu çok küçük olsun. Bir ortama girdiği zaman herkes ona baksın. Özellikle söylüyor. Ben diyor fake bir görüntü istiyorum diyor. Bunlar var. Bir de normalde plastik cerrahinin hani kaza sonucu doğuştan olan yaralanan, bunlar var. Bu tip şeyler var. O nedenle hasta ilk geldiği zaman ne istiyor, hani neden ameliyat olmak istiyor? İstediği şey gerçek mi? Doktor bunu başarabilir mi? Zaten ben şöyle söylüyorum. Estetik cerrahi tamamen mimariye benziyor. Eğer proje doğruysa sonuç %99.9 başarılı olur. Bu mantıklı. Proje yani, yani arsalarda vardır ya, mimarlar proje çizerler. O projenin doğruluğu kadar verimli olur ya. Ha. Onu teşbih yapıyor. Hani bu böyleyse böyle sonuç verir mantığını çıkartıyor. Ben anladım. Peki, bir şey söyleyeceğim. Benim oğlumla bu konuyu tartıştım. Sizin bize bağlandığınız gün bu hanımefendi vardı, birinci olan.
diğer hanımefendi vardı, ikinci olan Özlem Hanım'ın kızıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ben şöyle bakıyordum olaya. Aman dedim yani sonuçta bu bir güzellik yarışması. İnsanlar bir şekilde oraya katılıyorlar. Belli bir takım sınırlardan geçiyorlar, elemine oluyorlar ve orada da göze hitap eden, sizin dediğiniz gibi orada doğru bir vurgu yaptınız. Dediniz ki bir bütün halinde bakıyoruz. İşte proporsiyon, yürüme, hal, tavır, estetik, genel kültür, temsil yeteneği gibi gibi falan. Bunların çeşitlisiyle bir genel değerlendirmeyle bir birinci seçiyoruz. Derecelendirme. Hepsi muhakkak değerli ama yani falan filan. Bana dedi ki hayır baba ben de sana dedi katılmıyorum dedi. O zaman dedi doktorlar yarışsın dedi bana. Şimdi Engincan'ın söylediğini söylüyor. Evet. Dedi ki yani o zaman senin doğallığı içerisinde orada olma çabası içerisinde olan birisiyle birisi o standartta değilken bir doktorun müthiş becerisiyle onu elde etmiş olduğu için onunla yarışmasını ben adil bulmuyorum dedi. Ben demiyorum bu arada. Anladım. Engincan diyor. Evet. O yüzden hani kulakları da çınlasın da altında size merak ediyorum. Siz bu bakış açısını ne diyorsunuz ki bana çoğunlukla buraya da giriyor. Belli bir kesim diyor ki evet Hakan Bey biz de ona katılıyoruz o düşünceye. Belli bir kesim de dönüyor diyor ki hayır. Benim düşündüğüm, sizin düşündüğünüz gibi düşündüğüm. Buna, bu eleştiriye ne diyorsunuz? Aslında şöyle bir kural olsa şimdi güzellik yarışmasıyla modellik yarışması arasında çok net farklar var. Modellikte model elbiseyi taşıyabiliyor mu? Beden ölçüleri uyumlu mu? Buna bakıyor. Güzellik yarışmasında kişinin güzel görünüşü, duruşu bunlara bakılıyor. Ama sizin söylediğiniz gibi eğer bir kural olsa güzellik yarışmasına giren kişi ki bazı yarışmalarda oluyor estetikli olmaması gerekiyor diye. Var olsa, değil mi öyle? Olsa yani öyle olsa sizin söylediğiniz doğru. Bu yarışmada yasak değildi anladım. Bu yarışmada yasak değildi. Bizde de değildi. Değil zaten güzel yarışmalar. Evet çoğunda yok yani değil, benim bildiğim yasak yok. Değil. Biz şuna bakıyoruz. Netice itibariyle o yarışmada birinci seçilen kişi ülkemizi dünyada bir yerde temsil edecek. Temsil yeteneği sadece görünüşü değil bir de o akşam o haliyle görüyorsunuz. Hani günlerce yanında bulunup da inceleyip o şekilde karar vermiyorsunuz. O günkü o kişinin yürüyüşü, duruşu, konuşması hepsi en azından ben kendim için söylüyorum. Daha etkileyici. Zaten birinciye birinci, ikinciye ikinci oy vermiştim ben. Zaten ayrı de demezsiniz. Şey belki tersi bile olabilir diye. Onlar çok göreceli şey. Yani sizin beğendiğiniz ben bir o ayrı bir konu da ama bununla ilgili çok ciddi böyle bir bölünme var. Yani bugün değil, yıllardır var. Yani rahmetli bir beyefendi vardı. Adı neydi? Meşhur bu güzellik yarışmaları. Özcan Sandıkçıoğlu. Yok onun da öncesi daha Süha Özger miydi geliyor. Ben tanıdım. Nur içinde yazsın. O ilk getirenlerdir. Dendir bu yarışmalar. O zamanlar da vardı. Batı'da da var bu. Her dakika bu polemikler var. Yani bir takım insanlar bunun aksini düşünüyor. Bir takım insanlar olabilirliğini düşünüyor. Bence ikinci kız eğer birinci olsaydı daha fazla dedikodu olacaktı. Neden? Aa, annesinden dolayı. Ha. Ama her şeye bir kulp takıyoruz. Tabii, zaten mutlaka. O dedikodu bir türlü bir düşünü merak ediyorum. Ben yayına gelmeden önce siz şey konuşuyordunuz ya sanat dünyasıyla dedin ki Doktor Bey'e soracağım dediniz. Ha, evet onunla ilgili bana ilgilendirdi değil mi sizi çok o da? Ben çok ilgilendirdi. Ne güzel. Çünkü siz konuşurken ben şunu hissettim. Bana göre de mesela en birbirini çekemeyen en çok dedikodunun olduğu meslek grubu bizim grup. Ya hocam ben estetik cerrahi mi? Estetik cerrahi mi? Sen var ya benim estetik cerrahi. Ya şöyle benim tezimi bilinçli eğitim almış bir insan olarak sadece yaşadığınız sektöre yönelik çok samimi öz eleştiri yaparak söylemeniz şöyle böyle bir dünya yok. Sizin ben şuna karşıyım. Ya şu meslekte dostluk olur burada olmaz. Öyle bir şey yok kardeşim. Sanat camiasında sizin asgari müşterekte olmadığını iddia ettiğiniz bir şey herhangi bir sektörde de aynı oranda olmayabiliyor. Bunu şekillendirmeyin. İnsanları sonra bu temellendiremediğiniz, kendi kendinize söyleyip inandığınız şeye boşa zaman kaybetmiş oluyor. Öyle bir dünya yok. Ben nasıl yaşıyorum, nasıl besleniyorum size onu söyleyeyim. Tamam hocam. Bir de bir iddianız daha varmış onu da merak ediyorum ben. Söyleyeyim bunu. Tamam lütfen dinleyelim. Çünkü bizim yaptığımız iş başka bir insana mutlulukla ilgili enerji vermek. Onu verebilmek için sizde onun olması lazım. Yoksa yapamazsınız. Bu söylediğiniz şey son 10 senede ülkemizin sorunu, bizlerin sorunu veya meslek dallarının sorunu değil, bizlerin sorunu. İnsanlar birbirini çekemiyor, sevgisizlik azalmış, herkes birbirinin arkasından konuşmaya çalışıyor. Çok yaşa hocam, aynı fikirde. Bir şekilde bizim buralardan çıkıp, yani hayat devam ediyor ve bunlara devam etmek lazım. İyilikle örnek olmamız lazım. Ben o enerjiyi hastalarımdan alıyorum. Estetik cerrahi gerçekten çok güzel bir meslek. Çünkü eğer doğru işi yaparsanız bir insana öyle söyler. Bana yeni bir hayat verdiniz diyor. Evet. Ne kadar... Yeni bir başlangıç doğru. Evet yeni bir başlangıç. Karşılaştırılamaz, değeri ölçülemez ve ödenemez bir şey. O nedenle oradan alarak hala iyilik yapmaya devam ediyoruz. Peki, en çok ne için geliyorlar size? Pardon. Sizi cevaplayayım önce istersen. Evet tamam. Sırayla. Peki, şöyle bir iddianız varmış sizin. Hiçbir anlamda estetiksiz kadın yok diyor musunuz?
Öyle mi sizce gerçekten? Yani hiç estetik yaptırmayan hiç, kadın? Evet, yok diyor musunuz? Yok, öyle demiyorum. Şöyle diyorum. Belli bir yaştan sonra iyi görünen, mesela ben kendime sorarsanız bende de var bir sürü şey var. Olmaması anlamsız. Ne var zaten sizde mesela? Şakak kemiklerim, mesela çene hattım, göz kapağım, buralarda. Nedenini söyleyeceğim şimdi. Nedenini söyleyeceğim. Mesela şimdi ben Hakan Bey'e baktığım zaman, baktım normal hani insan gibi baksan veya bir yerde baktığın zaman etkileyici ve çekici bir insan. Şu anda öyle. Allah razı olsun hocam. Hayır, şu anda böyle, ama mesela şöyle istemez misiniz? 10 yıl sonra. 60 olduğunda. Evet, hala böyle olmak istemez misiniz? Ve yine böyleymiş. Bismillahirrahmanirrahim. Mumyaladı Hakan kendini. Allah korusun. Bizim yapmaya çalıştığımız şey, bizim normalde estetik cerrahların normal tanımı güzellik koruyucusu demek. Zamanı durdurmak mı bir anda? Yavaşlatmak. Yavaşlatmak. Uzatmak. Zaten yaşayan, ben seni estetik ameliyat yaptım, sen 10 yaşken 20 yaşken, böyle bir şey olamaz. Yaşının iyisi olmak. Doğru. Çünkü zaman geçince, doğru, siz böyle miydiniz mesela? Zaman geçince, yaş alınca insan kendini daha değerli, daha iyi hissediyor. Evet. Bilgiyle donanmışsınız. Çok şey var. Maddiyat sizi çok artık tatmin etmiyor. Daha iyi. Bir de görünüşünüz iyi olsa ve onda siz aynaya baktığınız zaman kendinizi iyi hissedeceksiniz. Çok güzel bir şey. Hı hı. Dünyanın en güzel bir şeyi güzelliğe sahip olmak. Ben öyle düşünüyorum. Zaten hocam söylediğiniz yaşamın içinde var. Hepimiz evden çıkarken kendimizi bir şekilde o yaşama, yani güne hazırlamak adına, hanımlar saç yapıyor, makyaj yapıyor, allık sürüyor, bir şey yapıyor, kuaför falan filan. O da aslında bir anlamda estetik. Tabii. Yani doğal estetik. Aslında hepimiz güzel olmak yani istiyoruz. İşte kaş almak değil mi, değil mi hocam? Yani? Tabii tabii. Mesela değil aslında, mi? Gibi yani. O da güzel olmak. Hepsi aynı şey. Bir de plastik cerrahi bağımlıları var. Bunu söylemeyi unuttum. Plastik cerrahi bağımlıları var. Sürekli estetik ameliyat olmak istiyor. O ne? Sürekli estetik. Burnunu yaptırıyor, olmak, vazgeçiyor, sonra yanaklarını da yaptırıyor. Biz biliyoruz sana. Kötü mü hissediyor? Yani kendini kötü mü hissediyor? Yani kötü mü hissediyor? Yani ne bu yani? Beğenmiyor. Yani tam olarak bilemiyoruz. Bir rahatsızlık diyebilir miyiz, evet, buna mesela? Hocam, bir rahatsızlık. Genelde evet, yorumcu bağımlı olarak diyor zaten. Sizden bağımlı diyor zaten. Tek ricam şu ki, hani genel itibariyle ben bununla 3 yıldır karşılaşıyorum. Bundan sonra Allah ömür verse de karşılaşacağım yorum yaptığım için. Estetik güzel bir şey. Ne güzel izah ettiniz. Ben çok anladım. Hiçbir şey de demiyorum. Net yaptırıp bende asla estetik yok deme modu nedir? O da zaten hani bizim, bizde daha çok var. Yani neden demiyorlarsa sanırım şundan olabilir ama. Şimdi mesela birisini estetikli deyince şöyle oluyor ya, hani sanki hastalıklı gibi, hani cüzdanlı gibi. O nereden çıkmış acaba? Böyle bir şey oluştuğu için o da estetikli olmadığını söylüyor ama ben size şunu söyleyeyim. Ben hastalarıma şunu öneriyorum. Benim önerdiğim şey de kesinlikle hiç kimseye estetik ameliyat yaptırdığını söyleme. Söylemeyin mi diyorsun? Evet, ben de söylemeyin diyorum. Anladım ama yakaladım. Estetik var mı sende dedim, ne yapacak? Tabii onlar size öyle desinler. Hayır mı desin? Onlar ha, size öyle desinler. Zaten yok, hocam doğru estetiğin estetik olduğunu belli olmaz derler. Eğer tabii ki eğer anlaşılıyorsa ben defol veririm diyorum. Estetik denir değil mesela mi? Diyelim ki böyle burada geçiyor, hani bu kuplar geçiyor burada. Siz hangisinin değişik olduğunu anlarsanız buna defol ürününü, onu ayırıyor zaten. Bak hocam aynı çok şey, iddialı konuştu. Türkiye'de gerçekten en güzel böyle kim sizce? Mesela size göre en başarılı bu konuda. Estetik örneğin, işte Deniz Akkaya başarılı. Tabii başarılı. Tabii çok artık başarılı. Deniz'i saymıyorum. Ama o hemen akla gelen hani, insanlar evet, da bak, örneği olsa U yapmayalım diye. Ameliyat olmadığını düşünün. Mesela Deniz Akkaya'nın ameliyat olmadığını düşünün. Oo, başka bir insan mı? Tabii başka bir fotoğraf insan. Fotoğraf geldi ekrana. Buyurun. Bir hayat oldu. Ya bambaşka bir hanımmış yani. Bu gibi dolu insan var. Şu anda Instagram sayesinde yani normalde hani popüler olması imkansız olan ama yaptırdığı estetik ameliyatlarla milyon takipçisi olan ya, ve bundan yaşayan, bundan para kazanan bir sürü insan var. Doğru. Dünyada da böyle yani. Tabii dünyada değil, da bütün dünyada tabii, böyle yani. Türkiye için değil, genel böyle zaten. Size bir şey söyleyeyim. Dünyada da mesela yani Türkiye'de böyle de dünyada da insanlar estetik ameliyat olduğunu saklıyorlar. Allah Allah. Tabii oralarda da saklıyorlar. Peki magazin dünyasındaki birkaç ismi ekranlara taşısak, var mı yok mu diye sizle tartışsak mümkün müdür? Hayır. Acaba? Tamam, mesela Ebru Şallı nerelerinde estetik var? Tüm yüzünde var. Ha, bu çok çok önemli bir örnek. Çünkü şimdi Ebru Şallı onun şahsında, evet, onun şahsında veyahut da ona benzer şeyler. Genellikle mesela burnunu yaptırdım diyor. Burnunu yaptırmış. Ama tüm yüz bir bütünsel olarak değiştirilmiş. Ve çok güzel bir örnek olmuş. O nedenle şöyle bir, bunu tam söylememin şöyle bir insanlar üzerinde yanlış algısı var. İnsanlar zannediyor ki ben de burnumu yaptırınca çok güzel olacağım. Ebru Şallı gibi olacağım. Öyle bir şey yok değil mi? Fotoğrafla geliyorlar değil mi hocam size de? Ebru Şallı burnu gibi. Tabii geliyor, o da bir işarettir. Yani fotoğrafla gelmesi de bir işarettir yani. Yapılmaması gerektiğini. Evet. Var mı öyle? En çok mesela kimi gösteriyorlar bu dönemde? Şu anda onların göstermesini bıraktım. Ben en çok vücut şekillendirme.
anda en hoca, hoca söylüyor hoca. En çok yaptığım şey o. Ya işini icra eden insan bizzat yani şeyden kanlı canlı organik bizde onu yapıyorum diye en çok talep ediyor. Peki sadece Ebru Hanım'la kalmayalım, birkaç isim daha getirelim ekrana. Bir başka isim Ebru Yaşar gelecek şimdi ekrana. Estetik. Bu da çok güzel bir örnek. He? Ve çok güzel olmuş. Zaten vay be. Sonrasındaki duruşundan da hissediyorsunuz. Daha. Kendini ne kadar iyi hissediyor. İyi hissediyor. Hocam biraz yakında istiyor. Orijinal bir bedenle karşılaşmamız gidecek gibi. Karşılaşmasak daha iyi. Ya uzaylı gibi ne falan diye. Bedenle ilgili, daha bedenle ilgili şey söyleyeyim. Ben kendi yaptıklarından sonra gerçekten söylüyorum. Çünkü yaş alınca, yaşlarınıza demiyorum, yaş alınca vücudun bazı yerlerinde yağ toplanıyor, diğer yerlerinde azalıyor. Ama gerektiği kadar yapalım diyorsunuz siz her zaman. Tabii ki gerektiği kadar yapalım. Hocam bu bilimsel önüne geçilemez bir evet, gelişim değil mi bu yani? Bilimsel ve önüne geçilemez bir şey. Vay be. Spor yapan insanlara dikkat edin. Mesela fitness yapanlar. Fitness mesela çok benim hastam var fitness yapıyor. Tamam. Süper vücudu var şeyde gördüğün zaman, profilinde gördüğün zaman. Ama kaslarını geliştirdiği için bedeni erkek bedeni gibi oluyor. Feminen olmuyor. Feminen onu biz yapabiliyoruz. Siz yapabiliyorsunuz. Biz yapabiliyoruz. Vay be. Kolay bir şekilde yapabildiğimiz. Var mı başka isim hazırda? Daha var. Bir sürü vardır ya. Peki ama varmış da ama son birkaç cümlenizi alalım. Evet. Sonra reklama gideceğiz. Gideceğiz. O nedenle estetik cerrahi eğer kişinin arzusu varsa ve bu doğruysa, beklentisi doğruysa ve ulaşabilecekse ve kolaysa, riskleri azsa yapılmasını kesinlikle. Tuba bilgisinde var mı hocam ya? Ben yok biliyorum. Bence ya. Yok. Bence yok. Yok. Bence evet. De yok. He. Bir yalandan ha. Sizi denedik denedik. Bakayım yedirebileceğiz mi? Diyor ama siz çok diyorsunuz ki hemen hemen çok, her kadın estetik olabilir. Evet. Gerektiği zaman yapılmalıdır. Doğru. Estetik şimdi estetik ameliyatları konuşuyoruz. Bu baktığımızda da onu konuşuyoruz. Onun dışında mesela Tuğba Büyüksün için söyleyeyim. Ya, botoks dolgu böyle bakım hani güzelliğini koruyacak şeyler yapmıyorsa bu da başka bir şey. Çok yanlış. O da saçmalık. Yapsın mı? Yapılması gerekiyor. Yapsın tabii. Vay be. Hayır tabii, insanlar çok... onu... Siz de televizyon önünde olan ünlü insanlar, ben bile hani doktor olarak hani belli bir şeye gelince, ünlenince insanlar sizin normal insanmış gibi hareket edebileceğinizi, değişebileceğinizi, kırışabileceğinizi, şeyle. Otobüse binebileceğinizi, normal insanlar gibi bir şey yapabileceğinizi hayal edemiyorlar. O nedenle ünlü olan birisinin eğer öyle kalmak istiyorsa mutlaka kendisine iyi bakması küçük gerekiyor. Küçük dokunuşlar yapması evet, gerekiyor. Dokunuşlar çok yapması teşekkür gerekiyor. Ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Operatör Doktor Bülent Cihan Tumur bizlerle birlikteydi. Şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz, ardından buradayız.